Merhabalar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere Google'ın bir web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesinde şu anda ekranda da gördüğünüz üzere binlerce deneyim mevcut. Bu sitenin genel olarak ne tür içeriklere sahip olduğundan bahsedip bu videoda bunlardan birkaç tanesini sizlerle uygulamalı olarak paylaşmak istiyorum. Burada 1584 tane deneyimden bahsediliyor. Experiments with Google bu sitenin ismi. Adresi de yine yukarıda gördüğünüz gibi experiments.withgoogle.com/experiments şeklinde bir adresi var. Burada deneyimler var. Google'da deneyimler şeklinde. 1584 deneyimden ve bu sayının da arttığından, devam ettiğinden bahsediliyor. Altındaki iki cümlelik açıklamada da şu yazıyor. Sanatın, teknolojinin, tasarımın ve kültürün sınırlarını zorlayan projelerden bahsediyor burada. İlham verici, öğretici ve zevkli, keyifli, eğlenceli deneyimlerden bahsediliyor. Burada yani yazıldığı gibi 1584 tane şu anda deneyim var. Şöyle genel hatlarıyla bir bahsedip bir iki tanesini uygulamalı göstermek istiyorum. Bu noktada elbette ki bu 1584 adet mevcut deneyimin hepsini inceleme şansım olmadı. Fakat birçoğuna baktım. İlk etapta birçok örneği incelediğimi söyleyebilirim. Ve genel hatlarıyla artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka ve bunun bir alt dalı olan makine öğrenmesi gibi çok farklı teknolojileri yine burada da yazdığı gibi müzikle, işte görsel sanatlarla, kültürlerle, teknolojiyle, tasarımla çok güzel birleştiren, kimisi çok eğlenceli, kimisi böyle oyun tarzında merak uyandırıcı ve hatta öğretici örnekler olduğunu söyleyebilirim. Burada ilk olarak sizinle paylaşacağım örnek Shared Piano. Burada paylaşılmış bir piyanodan bahsediyoruz. Overview butonunu tıklayarak genel hatlarıyla bu deneyimin detaylarını inceleyebilirsiniz. Ben direkt Launch Experiment diyorum. Bu deneyimi direkt olarak çalıştıracağım. Başlatacağım direkt olarak. Karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Şu anda ben bu ekranda basit bir piyano çalma işlemi gerçekleştirebilirim. Burada enstrümanı değiştirme şansınız var. İşte vurmalı çalgılar var, marimba var, woodwind, böyle farklı enstrümanlar mevcut. Bu deneyimin farklı kılan şey ise bu değil. Buraya kadarki kısmı çok da anormal, çok da sıra dışı değil. Ama bu deneyimin meselesi shared piano, paylaşılmış piano. Siz şu an bu sayfayı bir link üzerinden başka kişilerle paylaşabilirsiniz. Bu kişiler bu linke tıkladığında yine önlerinde böyle bir piyano görürler ve eş zamanlı olarak birlikte bunu çalabilirsiniz. Şöyle ki ben şu anda bu linki, şurada copy link yazıyor. Bakın bu linke tıklıyorum. Kopyalandı şu anda. Yapıştırayım. Böyle bir link oluşuyor. musiclab.chromeexperiments.com shared piano ve burada bir benim şu an açmış olduğum sayfa için hazırlanmış bir ID numarası görebiliyoruz. Bu linki paylaştığınız kişiler linke tıkladığında direkt sizinle aynı anda aynı piyanoyu çalabilirler. Hatta siz burada piyanoyu seçerken linki paylaştınız ve o an şu burada bulunan, canlı olarak burada bulunan kişiler başka enstrümanları seçebilir ve birlikte bir orkestra bile kurabilirsiniz. Şimdi ben bu linki kendimle paylaşacağım ve telefonumdan bu sayfaya ikinci bir kişi olarak katılacağım ve bunun ne demek olduğunu, ne anlatmak istediğimi göstermeye çalışacağım. Evet, şu anda ben bu linke telefonumdan girdim ve sol alt köşede artık iki kişinin şu anda canlı olarak burada bulunduğunu görebiliyorsunuz. Telefon ekranımın da şu anda görüntüsünü sizinle paylaşıyorum eş zamanlı olarak. Şu anda iki kişi bu piyanoya birlikte erişmiş durumdalar canlı olarak. Ben telefonumdan şu anda çalıyorum. Bilgisayar ekranımda da şu anda bu eylemler direkt olarak yansıyor. Ben telefon ekranımda enstrümanımı değiştiriyorum. Drum kit seçtim. Hem telefondan hem bilgisayarımdan çalayım. Buradan başka bir enstrüman seçiyorum. Thank you.
gibi burada başka kişiler de katılabilirler. Aynı link üzerinden girdiklerinde birlikte buradaki enstrümanları kullanarak bir orkestra yaratabilirsiniz. Çalmış olduğunuz bu eseri, bu muhteşem eseri kaydetmek isterseniz sağ alt köşede save butonu var. Bu save butonu yardımıyla şarkınız bu linke kaydedildi diyor. Şu anda bu link üzerinden bu şarkıya ulaşabilirim. Şimdi bu linki yeni bir sekmede açayım ve dinleyelim. 43 saniyelik bir müzik kaydı yapmışız. Şimdi bakalım. Linki başka kişilerle paylaşıp onların da bu şarkıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu şarkımız bu linkte şu anda kayıtlı zaten. Dilerseniz burada settings bölümünden farklı ayarlar yapabilirsiniz. Oktav ayarı, daha spesifik müzik ayarları yapabilirsiniz. Nota isimlerini göster, gizle. Şu anda gizli. Göster dediğinizde şimdi nota isimleri bu şekilde görünecek. Tabii ki hani bizim ifade ettiğimiz do, re, mi, fa şeklinde değil. Bu şekilde görünecek isimler. Emojiler görünsün mü görünmesin mi? Yani çalan kişi bastığında burada farklı hayvanların fotoğraflarını görüyoruz. Onlar görünsün mü görünmesin mi? İşte nota yolları, o bastığınızda uzayıp giden farklı renklerle ortaya çıkan yollar görünsün mü? Gibi burada farklı ayarlar, ekstra ayarlar da yapabilirsiniz. Bunu hem ebeveynler çocuklarıyla kullanabilirler, gençler, çocuklar, yetişkinler birlikte arkadaşlarıyla, öğrenciler mesela arkadaşlarıyla paylaşıp birlikte böyle bir keyifli bir süreç deneyimleyebilirler. Öğretmenler bunu derslerinde kullanabilirler. Özellikle okul öncesi, ilkokul ya da müzik derslerinde belki kullanılabilir. Tabii onun kararını bu branştaki öğretmenlerimiz daha iyi verecektir. Ama ebeveynler dediğim gibi çocuklarıyla böyle keyifli, nitelikli, farklı bir aktivite yapmak için de deneyebilirler. Evdeki farklı cihazlar üzerinden, telefon, tablet, bilgisayar gibi farklı teknolojik cihazlar üzerinden bağlanıp hep birlikte ve herkes kendi cihazından bu orkestraya katılabilir, katkı sunabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelin bir başka Google deneyimiyle devam edelim. Bir diğer deneyimimiz Puzzle Party. Burada sanatsal puzzle'lar var. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve bunları birlikte, az önce birlikte piyano çaldığımız gibi, enstrüman daha doğrusu çaldığımız gibi, burada da bir puzzle'ı birlikte, farklı cihazlardan eş zamanlı olarak birlikte yapabiliriz. Onu da örneğini şöyle görelim. Ben şu anda Puzzle Party'ye giriş yaptığımda aşağıda bir kere zorluk derecesi, easy, medium ve difficult seçenekleri var. Şu an easy seçili. İlk başta da söylediğim gibi burada sanatsal çizimler var. Örnek olarak bir tanesine tıklıyorum. Şu anda puzzle yükleniyor. Bunu solo olarak tek başınıza oynayabileceğiniz gibi multiplayer, çoklu oyuncuyla da oynayabilirsiniz. Multiplayer diyorum. Burada Facebook üzerinden, Twitter üzerinden birçok İşte sosyal medya üzerinden, e-posta üzerinden, Google Classroom üzerinden bu linki paylaşabilirsiniz. Ya da linki kopyaladım ben. Şimdi kendime göndereceğim bu linki ve telefondan ikinci bir kişi olarak giriş yapacağım. Bakalım neler olacak. Evet, şu anda telefon ekranımı da eş zamanlı olarak ekranda görebiliyorsunuz. Ben şu an telefondan mesela bir müdahalede bulunacağım. Bakın burada da kendi bilgisayar ekranımda da şu anda bunu burada görmüş olurum. Bilgisayardan buna müdahale ettiğimde telefonda da bunun konumu şu anda değişiyor. Telefon ekranında da gördüğünüz gibi eş zamanlı bir şekilde şu anda bir puzzle çözüyoruz. Kah telefondan, kah bilgisayardan. Şimdi bu puzzle'ı nasıl çözebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi hem telefondan hem bilgisayardan bu süreci yönetmeye çalışıyorum. Ve her ikisinde de bu yaptığım değişiklikler eş zamanlı olarak direkt ekrana yansıyor. Evet, puzzle'ı çözdük. Birlikte hem telefondan hem bilgisayardan eş zamanlı olarak işbirliği içerisinde çözdük ve tamamladık. Bu da çok keyifli bir uygulama bence. Sanatsal çizimleri burada bir puzzle olarak farklı zorluk seviyelerine göre birlikte, birkaç kişi birlikte farklı cihazlardan eş zamanlı olarak çözebilirsiniz.
Bence bunu da bir deneyimlemekte fayda var. Çok keyifli çünkü. Şimdi bir diğer deneyimi birlikte öğrenmeye devam edebiliriz. Bir diğer deneyimimiz Hopper the Penguin Explorer. Burada görmüş olduğunuz. Travel around the world with a pesky penguin. Yani sinir bozucu bir penguenle sanıyorum öyle çevirebiliriz. Dünyayı dolaşın gibi bir çevirisini yapabiliriz. Şimdi nedir bu penguenle dünyayı dolaşma deneyimi? Bence bu da çok keyifli. Burada özellikle sanal gerçeklik teknolojisi kullanılmış. Buyurun birlikte inceleyelim. Şimdi dünya üzerinde belli noktalar belirlenmiş tabii ki. İstediğimiz her noktaya gönderemiyoruz. Burada şu anda dünya üzerinde böyle yuvarlaklarla görebileceğiniz küçük yuvarlaklarla mesela Rio de Janeiro'daki İsa heykeli. Bunun yanı sıra mesela Peru'da Machu Picchu antik kenti. Meksika'da Chichen Itza piramitleri. Bakıyorum Nijerya'da Zuma Rock diye bir bölge varmış. Mısır'da Giza Nekropolis. Yine o bölgede Petra. Avustralya'da Uluru bölgesi. Sonra bakıyorum görmediğim bir bölge var mı? Burada Coral Island var Antarktika'da bir ada. Şöyle bakıyorum. Hindistan'da bir bölge var. Sanırım Taj Mahal var Hindistan'da. Şurada sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde özgürlük heykeli sanıyorum. Burada görünüyor. Avrupa'da Fransa'da Eiffel Kulesi var. Başka kaçırdığım bir nokta var mı diye bakıyorum ama gördüğüm kadarıyla yok gibi. Şimdi burada istediğiniz noktaya bu penguenle birlikte seyahat edebiliyorsunuz. Örneğin Rio de Janeiro'ya, Brezilya'ya gidelim. Tıkladım buraya. Okey, let's go diyorum. Ve penguenimiz şu anda Rio de Janeiro'da İsa heykelinin önünde gördüğünüz gibi. Burada tıkladığınızda pengueni istediğiniz noktaya gönderebiliyorsunuz. Şu anda çok zoom yapılmış durumda. Biraz zoom out yapıp şöyle daha geriden, daha uzaktan bakabilirim. Mouse'umla şu anda şu şekilde etrafı izleyebiliyorum. Bence muhteşem bir manzara. Evet, tıkladığım yere şu anda penguen koşa koşa geliyor. Biz hareket edemiyoruz. Olduğumuz yerde 360 derece dönebiliyoruz. Panoramik bir şekilde etrafı izleyebiliyoruz. Pengueni tıkladığımız noktalara ilerlemesini sağlayabiliyoruz. Fotoğraf çekebiliriz. Take a picture butonuyla bir hatıra olarak şu anda bu deneyimin fotoğrafını kaydedebilirsiniz. Buraya tıklamıştım az önce. Penguen bu noktaya kadar geldi. Gördüğünüz gibi tıkladığım her noktaya gidiyor. Başka bir yere gidelim. Örneğin Eiffel Kulesi'ne gidelim. Eiffel Kulesi'ne tıkladım. Okey, let's go dedim. Ve penguenimiz şu anda Eiffel Kulesi'nin önünde. Burada şöyle Eiffel Kulesi'nin hemen altından etrafı seyredebilirim. Elbette ki bunlar 2020 yılı yazıyor burada. Bakın Google Earth'ten alınmış Street View uygulaması var biliyorsunuz. Daha doğrusu Google'ın Street View uygulamasından edinilmiş görüntüler. 2020 yılında kaydedilmiş bunlar görüntüler. Son olarak bir de Antarktika'ya uzanalım ve bugünkü dünya turumuzu tamamlayalım. Evet, burada Hopper isimli bu pesky penguin yani sinir bozucu penguenin arkadaşları da var gördüğünüz gibi. Bence bu da çok keyifli bir uygulama. Dünyanın farklı noktalarını bu şekilde bir penguenle birlikte gezmek. Eğer ki örneğin öğretmen olarak bakıyorum şimdi olaya. Herhangi bir derste, herhangi bir sınıf düzeyinde buradaki haritada yer alan bölgelerle ilgili bir konunuz geçiyorsa, örneğin işte Güney Amerika'da, Antarktika'da ya da işte Taj Mahal ile ilgili, Eiffel Kulesi ile ilgili bu tarz farklı konular varsa müfredatınızda bunları bir penguenle böyle öğrencilerinizle birlikte gezmek, sanal gerçeklik teknolojisini kısmen kullanarak gezmek farklı ve keyifli bir deneyim olabilir. Bunu ebeveynler çocuklarıyla da birlikte inceleyebilirler. Farklı noktaları, böyle dünyanın farklı noktalarını görebilirler. Gençler, çocuklar kişisel merakları doğrultusunda bu tür bir deneyim yaşamak isteyebilirler. Experiments with Google'da sizinle 3 farklı deneyimi paylaşmaya çalıştım. Shared Piano, Hopper the Penguin Explorer
ve Puzzle Party deneyimleri. Burada gerçekten çok farklı deneyimler var. Siz de deneyebilirsiniz. Linki açıklama bölümünde paylaşacağım. Ama ben bu deneyimleri yine inceledikçe ve çok keyifli farklı örnekler keşfettikçe bu tür videolarla sizinle paylaşmayı planlıyorum. Aynı zamanda bu tecrübelerimi blog okumak isteyen, video yerine hani vlog yerine blogları tercih edenler var biliyorum. Blogumda da yazılı olarak da paylaşacağım. Blogumun ana sayfa linkini de açıklama bölümünde paylaşırım. Orada farklı paylaşımlarım da oluyor. İlginizi çekerse orayı da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.